Ateş davasında bugün ikinci gün duruşma devam ediyor. Takip ediyorsunuzdur. Çok yakından CHP takip ediyor. CHP çok yakından takip Tabii ediyor. Ki. Şimdi hani sanıklar karakolda yaptıkları polis ifadelerini değiştirdiler. Yepyeni bir hikayeyle çıktılar ortaya. Bu davadan umut var mısınız bir hukukçu olarak? Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir sonuç çıkar? Elif Hanım, şu tablo sizi nasıl bir duyguya sürükledi? Ayşe Ateş oturuyor. Evet. Yanında Özgür Özel, yanında Kemal Kılıçdaroğlu. Şöyle bakabilirsiniz bu tabloya. CHP'nin eski ve yeni genel başkanı Ayşe Ateş'i yanına almışlar. Ayşe Ateş ve çocuklarının evet. öldürülen babaları davasını sürebilmeleri için onlara katkı sunuyor. Böyle bakabilirsiniz. Ya da şöyle bakabilirsiniz. Ya CHP'nin eski ve yeni genel başkanı MHP'yi karıştırmaya çalışıyor. Hangisi doğru? Bakın, hangisi doğru meselesi bizi vicdana sevk edecek bir konudur. Düşüncemi çok açık söyleyeyim. Ben bir ceza hukukçusuyum. Bu dava sonucunda bu dava zaten Cumhur İttifakı'nda çıkacak sonuç bir etkiye sebebiyet verecek yani. Verecek tabii. Bakın, Devlet Bahçeli'nin... Ya adalet yerini bulacak. Bu AK Parti açısından benim görüşüm. Evet, Türkiye'de çok büyük hukuksuzluklar var. Türkiye'de artık hani adalet mağduriyeti yaşamamış vatandaş kalmadı. Her eve bulaştı. Geniş kapsamlı. Evet. Hepsi çok önemli. Osman Kavala'sından işte cezaevindeki iş adamları, kayyum meseleleri filan. Ama burada gözümüzün önünde başka bir şey oluyor. O da şu, ete kemiğe bürünüyor ve bir mahkeme, bütün Türkiye şu anda bunu izliyoruz hepimizin gözü önünde. Evet. Bu dava ne olacak? Nereye varacak? Bu davanın nereye, AK Parti'nin çok ciddi bir sınavı. Bu davanın nereye bakacağını, nereye varacağını biz maalesef adalet açısından bakmıyoruz da siyaset açısından evet. bakıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ne olduğunu hepimiz evet. biliyoruz maalesef. Evet. Bir küçük flashback yapayım. AKP, Cumhur İttifakı, MHP ilişkileri evet. Erdoğan'la Özgür Özel arasında görüşmeler başladı. İlk görüşme 5 Mayıs, ikinci görüşme 10 Haziran. Bu sürece Devlet Bahçeli nasıl baktı? Önce Ferdi Tayfur dinleyerek bir yürüyüş yaptı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onu videoya koydu. Arkasından Allah bana yeter diye bir yüzük var ve o yüzük bir dosya tutuyor, o el. Yüzükle el bir dosya tutuyor. Bunu koydu diye. Evet, şeysiz, yorumsuz. Evet, yorumsuz. Ya bu dosyanın ne anlama geldiğini hep beraber biliyoruz. Sende dosya varsa bende de dosya var diyor. Ya da başka bir şey söylüyorsa birisi bana söylesin yani. Sonra bir açıklama yaptı. Biz Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceğiz ama siz CHP ile ittifak yapın dedi. Üçüncüyü ne zaman söyledi? 10 Haziran günü söyledi. Çünkü 10 Haziran günü Erdoğan yalnızca Özgür Özel'le görüşmekle kalmadı. Hemen arkasından sarayda Ayşe Ateş'i kabul etti. Ve arkasından o şey geldi, açıklama geldi. Yani MHP bu dava sürecini ve bu dava süreciyle AKP'nin ilişkilenme biçimini Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından hayati önemde sayıyor. Çünkü kendi geleceği açısından da hayati önemde olduğunu biliyor. Evet. Dönelim bir hukukçu değerlendirmesine. Ben o iddianameyi gördüğümde şöyle söyledim. Bu iddianame meseleyi kapatmaya yönelik bir iddianame. Yani çok eksik yazılmış, muhatapların adı konulmamış. Plakayı söylüyorsun, plakanın sahibini söylemiyorsun. Plakayı mı yargılayacağım ben? Hani böyle dünya kadar müfhem konular ortada bırakılmış. Ama şunu da ifade ettim. Ceza yargılamasında hakim soruşturma dosyasının evraklarının tamamını elinin altına alır. İddianameye geçsin geçmesin o soruşturma dosyası hakimin elinin altındadır. Artı hakim iddianame ile bağlı kalmaksızın yeni araştırmaları yapabilme gücüne de sahiptir, yetkisine de sahiptir. Dolayısıyla bu iddianame eksik ama bu ceza kovuşturması, yani savcı ve soruşturma aşamasından iddianame ile ve iddianamenin kabulüyle ceza davası aşamasına geçmiş olan bu ceza kovuşturması
her gün her yere evrilebilecek nitelik taşıyor. Evet. Dolayısıyla MHP'nin buradan büyük bir rahatsızlık duyması son derece normal. Peki, umutlanmalı mıyız? Şimdi hakim mesela dün MHP'nin davaya katılma talebini kabul etmedi. Dolayısıyla MHP katılan kısımdan kalktı ve izleyici bölümüne geçti. Hiç umutlanmalıyız diyemem. Dünkü duruşma benim açımdan bir hayal kırıklığıdır. Sebebini söyleyeyim. MHP'nin katılma talebini reddetti. Bu son derece normal. MHP suçtan... İyi bir şey mi? MHP mesela suçtan, davanın avukatı siz olsaydınız bunu nasıl değerlendirirdiniz? Son derece normal derdim. Yani suçtan zarar mı görmüş ki MHP'nin katılma talebini kabul etsin? Katılma talebini kabul etseydi bu bir skandal olurdu. Yani savcı mütalaasında katılma talebinin reddine diye mütalaa verdi. Hakim de ona uydu ve müdahale talebini kabul etmedi. Siyasi olarak? Bu son derece doğal. Kötü siyasi olan olarak şu. Şöyle diyenler de var. Hani siyaseten demek ki MHP'yi hani hakim bu davadan ayrıştırıp ayrı bir yere koymaya çalışıyor. Yorumları da yapılıyor. Doğru ama bu sonuca varacağım ama oradan değil başka bir yerden varacağım. Şimdi sanık düzeltiyorum. Avukat soruyor. Diyor ki Ayşe Ateş'in avukatları. Sen ateş etmişsin, öldürmüşsün Sinan Ateş'i, sen gözcülük yapmışsın vesaire vesaire. Sonra sizi MHP'li bir milletvekili arabasıyla aldırtmış, onun evinde kalmışsınız. İşte başka İstanbul'a götürülmüşsünüz falan filan. Hakim derhal devreye giriyor. Böyle bir soru soramazsınız. Biz kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden bir şey yapmıyoruz. Ceza davası görmüyoruz. O isimler sanık değil bu dosyada diyor. Hani ben dedim ya hakim iddianameyle bağlı kalmaksızın ilave araştırmalara girişebilir. Evet. Bırakın ilave araştırmaya girişmeyi, hakim iddianameye yansıyan ipuçlarını da kapatmak için bir tavır ortaya koyuyor, tutum ortaya koyuyor. Bir ceza avukatı olarak, siyasetçi olarak değil, benim algıladığım budur. Dolayısıyla eksik iddianame gelişebilir diye düşünüyor idim. Eksik iddianamenin çok daha gerisine düşen bir ilk gün sorgulaması gördüm. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün gidecek bakacağız. Biz ve arkadaşlarımız davayı izlemeye devam edeceğiz. Buradan da şunu söyleyeyim. Bu MHP'ye uzanır mı, ülke ocaklarına uzanır mı? Bunun kararını bağımsız yargı verecek. Uzanıyorsa, nereye uzanıyorsa uzanmalıdır. Uzanacağı yoksa da uzanmamalıdır. Ama buna kim karar verecek? Bağımsız yargı karar verecek. Ve bizim sorunumuz Türkiye'de bağımsız bu yargı. İşleri yok. Bağımsız ya yargıyla şey çözemeyeceğimizi şimdi görmüyorum. Şimdi ben gazeteci kimliğini bir kenara bırakarak siz evet. Bağımsız yargı deyince bir vatandaş olarak böyle bir gülme. Bir etrafımıza baktık. Etrafımıza bakıyoruz hep beraber. Ya ben de hani bunu ne anlamda söylediğimin evet, farkındasınız tabii, değil mi tabii. Yani hani. Bu dava nereye varır? AKP nasıl bakar? Bana ne AKP, MHP nereye bakar? CHP'nin nasıl baktığından bize ne? Bu davanın olgularla, kanıtlarla, nedensellik ilişkileriyle nereye gideceği ya da gitmeyeceği yani önemlidir. Çünkü bu söylediğiniz şu anlamda da önemli. Çünkü sanıklar da bu davayı bir siyasi davaya çevirmeye çalışıyorlar. Yani orada CHP'nin olmasına laf atmaları oldu. Mesela oradaki bir takım sanıkların kendi boylarının da bayağı üstünde laflarla işte hem işte CHP bir sanık şey diyebilir mi? Özgür. Oo Bay Kemal buradaymışsınız. Evet. Bir sanık altılı masayla gelmiş diyor. Saygısızlığa gelmiş. Bakın. Artı bir şey daha var. Tersten siyaset örmeye çalışıyor sanıklar. Evet, doğru. Diyorlar ki bizi savcı burada iki tane MHP milletvekilinin adını ver. Seni hemen serbest bırakalım dedi. Bakın bu tersten. Ters minyal derler ya işte tam böyle. Hani MHP'yi bu işlerin dışına sokma, dışına atma. Hatta tam tersine MHP'yi hiçbir dahli yokken bu işin içine sokmaya çalışanlar var. Algısı yaratarak MHP'yi bütün bu tablonun dışına taşırmaya çalışan bir sanık beyanı niteliği var. İlave gene söyleyeyim size. Sanıklar yakalanırlar, gözaltına alınırlar. Gözaltına alındıkları zaman savcılık bunların şeyini yapar. Sorgusunu yapar. Sonra sulh ceza hakimliğine götürürler. Sulh ceza hakimliği de sorgusunu yapar. Tutuklama ya da adli kontrol ya da adli kontrolsüz serbest bırakmaya karar verir.
Burada sanığın avukatla erişimi sınırlıdır. İfadesi alınırken hem savcılık ifadesinde hem sulh ceza hakiminde yanında bulunur. Öncesinde de 5 dakika 10 dakika konuşabilir. Orada sıcağı sıcağına ne olduğunu anlatmışlar. Katiller, işbirlikçiler, değil mi? Ne olduğunu anlatmışlar. Sonra araya uzun bir tutukluluk süresi girmiş. O uzun tutukluluk süresinde iddianame hazırlanırken cezaevine avukatlar giderler gelirler. Ve derler ki bak sen öyle demişsin ama karakolda ifadenin, savcılıkta ifadenin baskıyla alındığını söyle. İfadeni şu yönde değiştir. Çünkü çok fazla çelişki var. Evet, İfade bu yönde değişmiş artık. Görmüyor muyuz bunu? Yani hani yıllardır adliye uygulamasının içerisindeyiz. Dolayısıyla tablo karakol ifadeleri iddianameden bugüne kadar gelindiğinde meseleyi siyasi bir yönden çekmek ve tümüyle adli bir noktaya taşımaya yönelik. Ne diyor adam? Sinan Ateş'le aramızda husumet vardı diyor. Niye husumet var? Benim Yargıtay'da bir dosyam var. Sinan Ateş bu dosyayı müdahale edip belli bir noktaya çekeceğini söyledi ama çekmedi. Ondan dolayı husumet var, gittim vurdum. Avukat diyor ki Sinan Ateş'in avukatı, senin Yargıtay'daki dosyan bu işten çok daha evvel onanmış kardeşim diyor. Hani Sinan Ateş'in oraya müdahale edebilme durumu zaten yoktu. Ne diyorsun bu işe diyor. Aa öyle mi, haberim yok falan diyor, geçiştiriyor. Başka bir konu. Kamu görevlilerinden Sinan Ateş'in adresini soruyorlar. Vuranlar Sinan Ateş'in adresini sorguluyorlar. Şimdi mahkemede de soruluyor. Sen Sinan Ateş'in adresini niye sorguluyorsun? Ya işte MHP içinde olan olaylardan dolayı ona kızgındık da gidip evinin önüne şey asacaktık, pankart asacaktık. Adresini onun için sorguluyorduk. Ya bunlar size inandırıcı geliyorsa öyle devam edebilirsiniz. Ama ifadelerin ne kadar dikkatle meseleyi siyasetin dışına taşımaya çalışan ifadeler olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.